Herkese mutlu sabahlar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum efendim. Yayınıma hoş geldiniz. Sabah yayınımızı açıyoruz. Ve sizleri bekliyorum tabii ki. Ve annelere, babalara, çocuklara, artık çocuk takipçilerim de var, gençlere faydalı olması dileğiyle başlatıyorum efendim yayını. Numaralarımı paylaşıyorum. Evet, artık çocuk takipçilerim de var çünkü bunu da anlatmadan geçemeyeceğim. Hafta sonu eğitimimizde 9 yaşında alt ıslatma sorunu olan bir çocuk YouTube'dan beni bulmuş. Çok çok duygulandım, çok da hoşuma gitti. YouTube'dan beni bulmuş, annesine benim bilgimi vermiş ve annesi benimle tanışsın istemiş. Bir şekilde eğitime katılmasını sağlamış. Sorumluluk almış. Evet, benim tıpkı ikinci kitabımda kendi hikayemden derlediğim vazoyu kim kırdı kısmı gibi çok hoşuma gitti. Bir çocuğun sorumluluk alması çok çok kıymetli. Bu anlamda çok duygulandığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Ve annesini de çocuğu da tebrik ettim. Özellikle çocuğunu rica ettim ekrana, onu da tebrik ettim. Çocuk kendi sorumluluğunu almış. Nürnberg selamlar. Ve bunu annesine iletmiş. Annesi de onu önemsemiş. O yüzden anneyi de tebrik ettim. Çocuk bir YouTube videosu alıyor, annesine götürüyor. Anne diyor, bu amca diyor. Bu amca benim sorunumu çözer diyor. Muhteşem bir şey bence. Müge Hanım, İzmir'den günaydın. Evet, güzel bir havadan İzmir'den ben de size günaydın diyorum. Mutlu sabahlar. Evet, 9 yaşında ilk defa bir takipçim oldu. Benim minimum 20 yaşa falan düşmüştü. Hocam ben erkek. Hocam ben erkek, beni de yayına alın. İmranov. Memnun oldum, ben de erkek. Böyle mi diyelim? Öyle bir ayrımcılık yapmıyoruz. Beyefendiler daha az ilgi gösteriyor belki ama eşlerinden dolayı imza günlerinde gördüm. Anlamaya çalışıyorlar. Çünkü erkeklerin dünyası biraz daha sade. Biz erkekler biraz daha basit yaşamayı sevdiğimiz için böyle karışık şeylere çok giremiyoruz. Ben ona bağlıyorum efendim. Sevgili Aycığım günaydın, sevgili asistanım Sevgili Ay da burada, günaydın. Adet düzenli iyileşmesi. Peki sizinle başlayalım, değişik bir konu efendim. Sızlık sebeplerini bulmamız da çok kıymetli. BRCY ZR isimli katılımcımızı davet ettim. Bütün sessiz harfleri kullanmışsınız isminizle. Günaydın. Evet efendim. Günaydın. Mutlu sabahlar. Günaydın. Merhaba hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim Mehmet hocam. Çok sağ olun. Sizi tanıyabilir miyim? İsminizi rica edeyim. Ben Burcu. Konya'dan. Konya, sevgiler. Uzun zamandır sizi takip ediyorum. Aslında Malatya'dan depremzedeyim. Bu süreçte çok olduğum geçmiş için. Olsun. Annemlere çok geçmiş olsun. Bu arada bir şey, bir Malatya'ya bir özürüm var, onu söyleyeyim sadece. Depremin ilk anlarında ben de Hataylıyım. O şokla şehir şehir yazarken etkilenen şehirleri Malatya'yı yazmamışım. Sonradan fark ettim. Düzeltemedim de. Bütün Malatyalılardan özür diliyorum. Sizlere de çok büyük geçmiş olsun ve baş sağlığı diliyorum. Acınız acımızdır ama ben ekstradan sizin acınızı daha iyi biliyorum, onu da söyleyeyim. Çünkü bir şehrin yıkılması, yakınlarımızın gitmesi, inşallah yakınlarınız sağlıklıdır ama arkadaşlarımız, akrabalarımız maalesef bizlerin de gitti. Sevinemedik yani. Kesinlikle hocam. Malatya'da haberlere de şeylere de çok fazla yer verilmiyor ama hem yıkım hem de şu olarak çok fazla etkilendi. Yani orada yaşayan insanlar çok az. Ben öğretmenim. Yani öğretmenlerimizin birçoğu şehir dışına çıkmak zorunda kaldı. Şu an kalacak yerlerimiz yok. Olan az hasarlı evimiz ama şu an evimize de giremiyoruz. İzin de yok. Yani öyle bir kargaşanın içindeyiz ki şu an anlatamam size. Hem bunu da duyurmak istiyorum. Malatya'da gerçekten yani bir Hatay kadar, Maraş kadar maalesef etkilendi. Rabbim bütün depremzedelere, bütün şeylere Amin. Sabır versin ilk Amin. Olarak. Yani biz, ben tabii Antakya'ya
Üçüncü günü gidebildim. Orada değildim. Annem, babam, ablam orada yaşıyordu. Onlar da sağlıklı bir şekilde atlattılar ama bir şehri kaybetmek. Ben orada doğup büyüdüm. Yani benim doğumum, ilkokulum, ortaokulum ise bir şehri kaybetmenin acısı başka bir şey. Onu ayrı taşıyoruz. Çünkü gittim, doğduğum mahalleyi bulamadım. Yani Antakya'ya girdim. Dümdüz bir şehir olmuş. Referans alabileceğim binalar yok ve doğduğum mahalleyi bulamadım. O kadar kötü. Malatya'da öyleymiş zaten. O da ve o acı başka bir şey. Bir de sevdiklerinizin hayatta olup olmadığını zamanla öğreniyorsunuz. Hani o Evet. kadar çok kişi var ki giden. Mesela ben Facebook'u açmaya korkuyorum. Birilerinin baş sağlığını göreceğim, tanıdığım birilerinin diye. Aylar ya haftalar geçti. 45 gün geçti üstünden. Daha yeni yeni bazı tanıdıklarımızın vefatını öğreniyoruz. Kim öldü, kim kaldı bilmiyoruz. Öyle acı bir durum. Bütün ülkenin başı sağ olsun diyorum. Sizlerin de Kesinlikle hocam. Yani bir şehrin yok olması çok acı. Gerçekten de. Yani ben oralı değilim ama yani 5 yıldır oradayım ama çok acı. Yani Malatya'yı ben öyle görmek kesinlikle hiç, en son isteyeceğim şeylerden biriydi. Yüreğime gerçekten çok ağırlık geliyor bu konuya. Aynı şekilde Hatay'a da gittim. Oranın da öyle olması çok korkunç yani. Bir de bildiğiniz yerin öyle olması ayrı bir korkunç. Gerçekten haberlerde empati yapıldığını söyleniyor ama yani yaşayan kadar olmuyor maalesef. Evet. ekranın üzerine 10 kat daha fazla eklerseniz 3 boyutlu gördüğünüz zaman anlıyorsunuz. Yani Kesinlikle öyle. 130 tane atom bombası gücündeymiş zaten. 130 atom bombası ve gerçekten şehre girdiğimde Burcu Hanım, bu şehir bombalanmış diye düşündüm. Öyle bir görüntü. Yani bu şehir baştan aşağı bombalanmış. Hiçbir şey bırakmamışlar gibi düşündüm. Çok büyük bir felaket. Nasıl bir derstir bilmiyoruz. Tabii ki buna da teslim olmaya geçiyoruz ama çok acı bir deneyim hepimiz için. Gidenler için, kalanlar için, kurtulanlar için, yaralan herkes için çok acı bir deneyim oldu bu. Bunu yaşamamız mı gerekiyordu bilmiyoruz. Tedbirsizlik mi diyeceğiz bunun adına. Ama 1600 yıldır ayakta duran bir caminin bile gitmesi gerçekten 100 yılın değil 1000 yılın felaketi olarak tanımlanabilir bir görüntü oluşturuyor. Evet. Yani sizin sayenizde yani ben şu hemen bilmiyorum yani bu süreçte nasıl atlattığımı da tam bilmiyorum. Zamana bıraktım. Siz söylüyorsunuz ya yasım henüz bitmedi. Gerçekten de bu biraz zaman geçtikten sonra herhalde tamamen yüzleşip çalışma yapılacak. Yani ben çocuklarıma bile şu an yapamıyorum. Hani kızım çok etkilendi aslında ama biraz zamanı bırakıyorum kendimi bir sakinleştirmek istiyorum. Ondan sonra sizin de eşliğinizde, rehberliğinizde bunun üstesinden geleceğime inanıyorum. Ama Rabbim gerçekten bir daha hiç kimseye ama hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın ülke İki olarak. tane sözüm var. Amin. İki tane sözüm var. Artık bilinç düzeyine geldiği için bir deprem fobisi demosu yapacağız hep beraber. İkincisi gidenlerin yasın sonlandırma demosu yapacağız. Ve akşam saatlerinde yapacağız bunu. Buna ben de yeni yeni hazır oluyorum. Yani hani ben orada değildim fakat yüzden fazla insanımı kaybettim. Buna ben de yeni yeni hazır olduğum için sizlerden de bir hafta en fazla bir zaman istiyorum. Evet, ondan sonra ben bunların üzerine hep beraber faydalı olacağını düşündüğüm için inşallah hep beraber açacağız. Hep beraber yaramızı bir kat daha bir kat daha saracağız. Daha yeni yeni anlamaya başladık. Çünkü 45 Evet gündür hocam. uyanıyorum bu bir kabus muydu diye bir 10-15 dakika anlamaya çalışıyorum. Daha bilinç seviyesine yeni geliyor olay. Hani büyük bir felaketten Kesinlikle. hemen sonra orada bir boşaltım yapamıyoruz. İster istemez bir adım, bir adım, bir adım. Şimdi yeni yeni anlıyoruz ki evet, 1000 yılın felaketini yaşamışız. Ve bununla, bu acıyla yaşamak zor olduğu için bunu artık omurgamızdan boşaltma zamanı yavaş yavaş geliyor. Çok kısa bir süre içinde yapacağız bunu inşallah Burcu Hanım. Memnun olurum hocam. İyileşmeme gelirse yani 3 ay önce hocam yaz sonuna ben sizin bütün kitaplarınızı aldım. Yani tanıdığım herkese de sizi anlatıyorum, sistemi anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben de yani iyiliklerin paylaşarak çoğalacağını düşünenlerdenim. Aynı sizin gibi. Sizden Allah razı de, olsun her sizden şey de. için. Sağ olun. Ben
Dedemin yasını, iki tane yas sonlandırma yapmıştım hocam. Hangisi oldu bilmiyorum ama ya dedem ya anneannem. Yas sonlandırma yaptıktan sonra 3 gün yaptım. Ertesi günü fıstı şeklinde bir kan geldi ilk önce. Koyu böyle et gibi. Benim adet düzensizliğim şöyleydi. Bir geldi mi 2 hafta sürüyordu hocam. 15 gün sürüyordu. Çok fazlaydı. Bu şeyden sonra takip ettim. Hemen bağlanmak istemedim. Aslında hemen etkisini gösterdi. 7 gün yani normal şeyine düştü. 2-3 aydır da bu şekilde. Yani kendisini de kanıtladı. Bu şekilde yas sonlandırma gerçekten de daha yasını sonlandıramadığım insanlar da var ama gerçekten de herkesin ilk yapması gerekenlerden biri Evet, aslında. evet. Ben Annemin de kişisel temizlik diyorum. Araya gireceğim. Özür dilerim Burcu Hanım. Buna kişisel temizlik diyorum ben. Yas sonlandırma bizim ruhumuzun kişisel temizliği. Nasıl ki bedenimizin kişisel temizliğini yapıyorsak ruhumuzun da yas sonlandırmayla kişisel temizliğini yapıyoruz. Yeni katılanlar oluyor. O yüzden arada açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum. İlk defa Tamam dinleyenler hocam. için söylüyorum, yeni katılanlar için. Bizler hayatımız boyunca sevdiklerimizi kaybettiğimiz zaman, onun yasıyla yaşamaya devam ettiğimiz zaman bedenimizde bazı dengesizlikler görülür. Ve o yası sonlandırdığımız zaman normale döneriz. Onları unutmak değil, onlarla vedalaşma ritüelidir bu. Ve yaslarımız, her bir yas omurgamızda ekstra bir yük şey yaptığı için, yer ettiği için o yüklerden arındığımız zaman özellikle doğurganlık, kilo, ödem, huzursuzluk, suçluk gibi duygulardan hızla arınırız ve bedende karşılığı görür. Onu bir açıklamak istedim. Evet Burcu Hanım. Aynı hocam daha önce de bağlanmıştım ama ben internetten dolayı çok fazla anlaşılmamıştı. Annemin de aynı şekilde dizleri çok ağrıyordu. O da bir annesine yaptığı bir yas sonlandırma sonrasında o da dizlerinin ağrısından çok güzel bir şekilde Çok güzel. kurtuldu. Yani çalışmadan sonra sivilceler çıktı. Sivilceler ağrı yaptı hafif. Daha sonra da çok şükür o diz ağrısından eser Harika. kalmadı. Yani çok aslında oğluma da yaptım. Düz tabanlık var oğlumda. Onun için de çalışma yaptım. Hamileyken 6-7 aylıkken banyodan kayıp düşmüştüm. Yani kaydığım için kendime çok Yere kızmıştım aslında. tutunmak ile ilgili çılgın beyniniz alanı düzleştirerek yere daha sert tutunmalıyım kodunu çocuğa vermiş olabilir orada. Aynen. Ben de çalıştım hocam. 7 gün sizin dediğiniz şekilde gece uykusunda konuştum. Duygulara da girdim. Hocam en son günde oğlumun ayaklarında anlatamam size kıpkırmızı şeyler oldu. Alerji gibi böyle. İlk gün böyle kırmızı kırmızı benekler. Arkasından böyle şişti. O gün uyuyamadı çocuk. Ateşi de çıktı. Hatta hastaneye götürüp serum vurdurdum. O kadar şey oldu ağrısı. Yani 1-2 ay o deri orayı soydu hocam. Ama şu an hastaneye gidip tasdikledim mi? Şu an hani düz tabanlık olup olmadığını hala bilmiyorum. Ama bence orada bir iyileşme oldu. Ve şey yaptı. Çünkü hiç normal değil hocam. Sadece ayaklar ve öyle bir şey ki ben danışmanınızda da atmıştım. Bu normal mi? Hani olabilir mi diye. Çünkü sanki böyle kaynar su dökülmüş gibi oldu. Sonra orası deri attı. Baş parmağın olduğu kısım özellikle. Benim bir tane daha vardı. Bir de onu yapıp aslında sonra götürmek istiyorum. Doğumdan sonra dikişlerim patlamıştı. Çocuğu bırakıp anneme yani bir gün bile olmadı ama 1-2 saatliğine bırakmıştım. Onda da çok vicdan azabı çekmiştim. Acaba o da mı var deyip hani onu da çalışıp sonra tekrar kontrolüne götürmek istiyorum aslında. Doğru yerde miyim hocam bilmiyorum ama. Şimdi ben eğitimlerde sık sık söylüyorum Burcu Hanım, hayal gücünü çalıştırmak lazım. Kitabı değil hayatı okuyun diyorum. Kitapta başlıklar bulursunuz. Mesela düz tabanlık için biz her zaman deriz ki annesinden ayrılma korkusu yaşayan çocuk, annesiyle ilgili hamilelik döneminde annenin sağlığına bir şey oldu mu? Doğumdan sonra anne çocuk bir şekilde ayrıştı mı, ayrıldı mı? Anne çok büyük bir acı çekti mi? Çünkü toprak demek sembolizmde anne demektir ve çocuk tabanını düzleştirerek, çocuğun çılgın beyni tabanını düzleştirerek toprağa daha fazla temas ister. Ama mesela şu söylediğiniz madde, ben düşüp
Yani düşme tehlikesi geçirdi mi dediniz? Düştüm, çocuğum için suçluluk Düştüm duydum dediniz. hocam, Ve düştüm. çılgın beyniniz Evet. çocuğa şunu kodladı. Çünkü sizinkiyle onunki paralel çalışıyor. Yere daha sağlam basmalıydım. Daha fazla tutunmalıydım. Ayaklarım daha fazla temas etmeliydi yere. Düşmezdim o zaman dediğiniz yerde çocuk sizin bu emrinizi yerine getiriyor. Aslında tabanı daha çok basıyor. Çok kıymetli düz tabanlıkla ilgili çünkü bizim bir dosyamız yok açık söyleyeyim. Sistemlerin de dosyası yok. Bizim dosyamıza giren ilk vaka olabilir ama kemiğin bir miktar yerinden oynadığı, tamamen geçtiği değil ama daha iyi gittiği vakalar var düz tabanlıkla ilgili. Bence takibin dosyanızı yani raporunuzu aldığınız zaman lütfen bizimle paylaşın. Çok kıymetli. Daha iyi olacak onu söyleyeyim. Ama tamamen düz tabanlık geçmedi bizim vakalarda. Bayağı azaldı. Bayağı azaldı. Kolay bir şey. Ortopedistler bile hani oralarda operasyonla ancak yapabilirler o kadarını. Bu da bir, büyük bir başarı ama sizinkini de merak ediyorum. Bizimle paylaşırsanız hatta asistanım şu an canlı yayında Sevilay Burcu Hanım'ın böyle bir dosyası size iletildiğinde lütfen bana iletin. Takip etmek bizim için çok kıymetli Hocam. olur. Muhakkak zaten arkadaşlar katılan insanlardan da biz birer feyiz alıyoruz aslında. Evet benim de buyum vardı diyerek yola çıktığımız için ben bu konuları çok önemsiyorum. Yani insan kendi başına geldiğini paylaşarak bir başkasında bir ışık yakabiliyor. Muhakkak bunu Evet. tasdiklediğim zaman hani ama bence biraz değiştiğini düşünüyorum çünkü böyle Yürüyüşü basıyordu hocam biraz değişiyorsa, yürü. kemik Evet. düzeyinde ama 6 ay sürer. Yani kemik iyileşmeleri 6 ayı buluyor. Yani bir günde 2 günde olmuyor. Biraz bir zaman geçmesi lazım tam bir rapor için. Ben de bunu bekliyorum açıkçası biraz. Ne zaman çalıştım? Ben Ocak ayında çalışmıştım Evet, hocam. yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Haziran-Temmuz gibi netleşir onun sonucu. Evet. Ama şu bile bana iyi geldi. Gerçekten de hem bende hem çocukta demek ki bir şeyler varmış. Yani o illa ayakta görünür olma. Yani görünmese de olur. Ben onda değilim artık ama o çocuk da onu Tabii boşalttı. O tabii. enerji, o kötü enerji düşünüyorum. Çünkü hiç normal değildi hocam. Bir anda ateş çıktı, ayaklarım ağrıyor diye neler neler yaptım, geçmiyor bir türlü. O bir gün çekti ağrısını. Çok Bunun şeydi için yani. vitamin çalışmaları öneriyoruz. Hiç denk geldiniz mi bilmiyorum. Mesela çocuğa Biliyorum. çalışma yaptınız bir hafta. Yavrucuğum her şey yolunda, seni çok seviyoruz. İyi ki bizim evladımızsın. İyi ki hayatımıza geldin şeklinde bir çeşit duygusal vitamin desteği bu. O iyileşme krizlerinde dalgalanmaları daha kolay atlatıyor. Ve annelere şunu da hatırlatayım yeri gelmişken. Çocuğunuzun ateşi çıktı, ayağında yanma oldu, kaşıntı başladı, çalışmayı bırakmayın. Tedbirlerinizi alın ama çalışmayı lütfen yarım bırakmayın. Çünkü sonucu biz oradan alıyoruz. Beyin ödem Evet. ve ateşle iyileştirir. Yani çocuğunuz zarar gördü sanmayın. Orada bir geçiş yaşanıyor. Hatta ona sevinin diyebilirim. Tabii ki kim hiçbir anne çocuğu ateşliyken sevinmez ama emin olun. Ben Emin seviniyorum. olun. Başka çalışma yaptıktan sonra varsa bir Bakın. şey. Duvardan bir taşı çekin. İster istemez diğer taşlar oynayacak ve vücut bir dalgalanıyor. Yıllardır ona yapışmış olan bir taşı çekiyoruz. Ama çok kısa sürüyor. Yani öyle aylarca sürmüyor. Onun için yarım Sürmedi. bırakmayın. O Evet. çalışma sırasında yarım bırakmayın. Ben bir şey sorabilir miyim Burcu Hanım? Tabii. İlk defa adet düzensizliği ne zaman başlamıştı sizin hayatınızda? Ne kadar zaman olmuştu yıl olarak? Hocam, ben oğlum doğurduktan sonra dünyaya geldikten sonra oldu. Dedemi de yani aslında tam da değil bir yıl sonra aslında dedemin kaybına eş Ha, geliyor evet. bir nevi. Dedenizin sizin için anlamı neydi? Yani Baba dedem benim için çok gibi miydi? önemliydi. Bir Çünkü baba gibi. bazıları için, Evet. bakın dışarıda ne olduğu önemli değil, içeride ne olduğu önemli diyorum ya. Bazıları için dede yaşlı bir adam olabiliyor, bazıları için babadan daha öte oluyor, bazıları için baba gibi oluyor. Ben menopoz, yumurtalık, rahim ve menstrüasyonla ilgili bütün çalışmalarda şunu görüyorum. Sevilen bir erkeğin kaybı çok önemli bir maddedir. Siz yaz sonlandırarak orayı bitirmişsiniz. İkincisi erkeklere duyulan kin deriz. Erkeklere duyulan. Çünkü aslında menopozun ilk adımlarıdır adet düzensizliği. Yani yumurtalık artık üretim yapmak istemiyor. Bir yapıyor, bir yapmıyor. Bir yapıyor, bir yapmıyor. Sevilen bir erkeğin kaybı, bir erkeğe duyulan kin. Bu iki maddeyi çok önemseyin. Eğer erken menopoz varsa, yumurtalık rezervlerinde kalite düşmüşse, düzensiz regl kanamaları varsa lütfen hangi erkeği kaybettiniz? Bir.
Hatta çok büyük acı çekenlerde yumurtalık kanserine kadar, güya Allah göstermesin. İki, erkeklere duyulan kin. İnanın mucizevi sonuçlar burada ve menopozun geri döndüğüne yüzlerce kez şahit olduğum için. Tabii 5 yılı aşmaması lazım. Hani menopoz, erken menopozdan bahsediyorum. Menopozun bir yaşı var. 48, 49, 50 Türkiye ortalaması, ama 36 yaşında menopoz varsa orada emin olun çok ciddi bir ruhsal yaralanma, bir yas çıkar. Ve oraya çalıştığınız zaman tekrar normal siklus başlar ve hamile kalan, menopozdan sonra geri dönüp hamile kalan bir sürü danışanımız oldu. Bu bilgi çok kıymetli ve izninizle de paylaşmaya değer. Tabii Annelere, ki. çocuklara çok ilham verici bir iyileşme burası Burcu Hanım. Yani dedem benim için çok önemliydi, Nurhan Allah için de rahmet yazdım gerçekten. eylesin. Her bir derdimde yanımdaydı. O yüzden evet, bir babam gibiydi gerçekten. Allah razı olsun ondan. Hocam ufacık bir şey soracağım ben size bir de. Aslında birkaç tane var ama kızımın şu diş sıralarından hocam, şöyle özellikle diş köklerinden böyle çürümesi var. Ön dişleri Kaç böyle. yaşında? Yani çok 4 yaşında. 2,5 2 yaşından beri bu şekilde. Aslında. Yani böyle biberonla da beslemedim ben. Hani yatarken de bir şey yapmadım. Düzenli de fırçalıyoruz bir yıldır ama hala çürümeye devam Tamam. ediyor. Diş hekimi olarak mı cevap vereyim? Resetin kurucusu olarak mı cevap vereyim? Veya ikisini mi? İkisini mi yap? İkisi ya da ikisi olabilir. Peki, diş hekimi olarak cevap veriyorum. Çocuğunuzun diş kökü dediğiniz yer bizim boyun kısmı dediğimiz, dişin kole boyun kısmı dediğimiz yer. Orası acaba çürük mü yoksa leke mi? Doktora gösterdi misin? Leke Leke. hocam, leke. Daha çok Onlar, leke. Buralar yani leke. bizim özel fırçalarımız var. Mesela diş hekimine götürdüğünüz, onu değdirdiğimiz anda cihazla gidiyor onlar. Eğer leke ise. Çünkü biz ona demir veriyoruz ya çocuklara. Hamilelikte biz alıyoruz demir damlası. Onlar birikiyor bazen. Bazen plaklar birikiyor. Ama şunu ekstra söyleyeyim. Burun tıkanıklığı varsa çocuğun, ağızdan nefes alıyorsa, özellikle ön dişlerde o lekeler çok tutulur. Burun tıkanıklığı var mı çocuk? Ha, dönelim bizim sistemde karşılığı. Hemen dişe bakmıyoruz. Muhtemelen burun tıkanıklığı var çocuğunuzun. Yatarken ağzı açık uyuyordur ve tükürük kuruduğu için ilk orada toplanıyor. Burun tıkanıklığının olduğu yerde proje amaçlarında tehlikeye bakacaksınız. Tehlikeli durum neydi? Yani şöyle yapmayacağız. Dişte sorun var, hemen açalım kitabı. Bir numaralı diş anne baba ayrılığı değil. Şimdi tıp da bilmek lazım burada. Yani tıbbi prosedürü de bilmek lazım. Eğer çocuğunuzun öndeki dişlerinde, özellikle dip kısımlarda leke oluşuyorsa, %90 ihtimalle gece yatarken ağzı açık uyuyor çocuğunuz. Çocuk ağzı açık uyuyorsa burun tıkanmıştır. Gece burnu tıkanıyordur. Burayı ihmal etmeyelim. Tamam hocam, oraya bakayım ama sanki çok ağız açık uyumuyor Şöyle yani. sabah bakın, gece bakın, gece yarısı uyandığınızda bakın. Bir arada bir kontrol edin. Tükürük kuruyor olabilir. Ama Tamam hocam. söylediğiniz şey çürük değil, onu da bilin. Orası demir birikmesi. Yani demir ilacı veriyoruz ya hamilelikte, hamilelere ve çocuklara damla veriyoruz ya, onlar birikiyor. Tükürük azaldığı an onlar yıkanamadığı için orada birikim yapıyor. Orayı ihmal etmeyin. Bence şuna bakın. Birkaç gece çocuğunuzu kontrol edin. Gece ağzı açık mı uyuyor? Hemen arkasından da hamilelik, yani proje amaçlı tehlikeli durum neydi onu anlatabilirsiniz. Burun direkt açılır. Tamam Rica hocam. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Çok sağ teşekkür ediyorum. olun. Bize Emeklerinizi renk kattınız. her şey için. Umarım yaralarımızı hep beraber saracağız. Dediğim gibi çok Allah kısa hocam. bir süre sonra hep beraber hem deprem korkusu üzerine bir çalışma yapacağım. Bu sizlere borcum zaten. Kendime de borcum. Hem de bir yaz sonlandırma yapacağız. Toplu olarak giden ruhları özgürleştireceğiz. Sadece dediğim gibi ben de biraz daha dengelenmeye çalışıyorum. Hep beraber yaramızı saracağız inşallah. İnanıyorum hocam. Teşekkürler Burcu Çok amca. teşekkür ederim. Konya'ya çok sevgiler. İyi günler Görüşmek üzere. hocam. Sağ olun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Evet. Bazen niye uzatıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Evet, bu arada gözlüğüm değişti. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama eski gözlüğümü buldum. Ekran koruyucu ve küçük bir hipermetrop. Hala hipermetropum var. Tamamen geçmedi ama çok küçük. Neden uzattığımı söyleyeyim arkadaşlar. Uzatmadım aslında. Eğitim böyle bir şey. Bir kişi üstünde anlattığım zaman inanılmaz değişik şeyler oluyor. Nereden bağlanıyorsun? Neden
Bağlamıyorsunuz. Niye bağlamıyorum ya? Kimi bağlayacağım? Anlayamadım. Hadice Hanım, anlayamadım. Neden bağlamıyorsunuz dediğiniz şey nedir? Burada yaz sonlandırmanın önemini bir çok kısa anlatmak istiyorum size. Çünkü inanın sandığınız gibi çalışmıyor sistemler. Ve birçok sistem buraya atlıyor. Evet. Neyi atlıyor? Şöyle bir şeye atlıyor. Travmanın bu iyileş meselesi değil sadece. Bazı özel travmalar var ki özel hastalıklara bakın doğurganlık, rahimle ilgili sorunlar, yumurtalık kalitesinin düşmesi, yumurtalıkla ilgili kistler, menstruasyon, regl kanamaların düzensizliği, tamamen kesilmesi, aşırı kanamaların hepsinde iki büyük başlığı lütfen atlamayın. Bir, çok sevilen bir erkeğin kaybı. Erkek veya hayatınızda baba olabilir, o abi olabilir. Bir erkeğin kaybı. İki, bir erkeğe duyulan kin. Çılgın beynimiz hızlıca orayı doğurganlıkla bağlaştırdığı için sizi erkenden menopoza sokabilir. Aranızda erken menopoza girenler varsa size burada anlattıklarım bile sizin menopozunuzda %50 geriye dönüş başlatabilir. Bir yaz sonlandırmayla olayı bitirebilirsiniz. Burada yüzlerce kişinin dönüş yaptığını söyleyebilirim. Size hangisinden başlayacağımı bilemiyorum diyen katılımcımız. Önce yaslardan başlayın. Ve lütfen ikinci kitabımda çok ayrıntılı bunu şunu anlatmaya çalıştım. Yasınız varsa önce yas temizlenecek. Taciz, enses varsa önce onları temizleyin. Ondan sonra hangi travma sizi hasta etti? Döngülerde ne vardı ona bakın. Bütün sistemlerde atlanan bir şey söylüyorum ve gerçekten çok kıymetli bir bilgi. Hayatınızda hiçbir hastalık olmasa bile yasınız varsa yas sonlandırma ritüelini yapın. Omurganızda rahatlama göreceksiniz. Suçluluk hissini, korku hissini, çaresizlik hissini, yalnızlık hissini atacaksınız. Alışkanlıklarınızdan çok çabuk sıyrılacaksınız. Ve yas sonlandırma bir kez yapılmıyor. Miyomların da sebebi zor doğumlar bazen yastır. Evet, sizi dinleyeceğim. Peki. Şimdi de başarısızları dinleyelim efendim. Mesela bir sürü çalışma yaptım, başaramadım. Bakalım nerede hata yapıyorsunuz? Okul, öfke, dikkat eksikliği. Lütfen videolarımı izleyin. Yüzlerce kez konuştuk. Hatta okul, öfke yazın. YouTube'a çıkar. Fotoğrafa konuşun. 5 yaş kaka tutma. Toplu yaz sonlandırma normalde yapılmıyor. Ama bir böyle depremle ilgili toplumsal kayıtlarda yapabiliriz. Kaka tutma. Size alalım Kezban Hanım. Sonra da bir başarısızlık alalım. Başarısızlıklar bize daha çok şey öğretiyor. Onu da söyleyeyim. Biz burada alkışlamak için başarıları almıyoruz. Neyi nasıl yaptığını örneklemek için yapıyoruz. Bir de başaramayanları alalım. Kezban Hanım. Doğru mu isminiz efendim? Günaydın. Günaydın hocam. Bir dakika. Siz bir dakika bekleteceğim. Tamam, ben kapının önünde bekliyorum. Sorun yok. Kaka tutmayı konuşacağız arkadaşlar. Çocuklarda çok basit gibi görünen çok ciddi bir sorundur. Çünkü eğer çocuk geldim. Şimdi nasıl çevireceğim? Şuradan evet. Evet efendim. Günaydınlar. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba. İnanmıyorum hocam. Bir yıldır takip ediyorum ve istek atıyorum. İlk defa bağlandım. Sıra sizdeymiş efendim. Kezban Hanım, doğru mu isminiz? Kezban Hanım. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Nereden evet, katılıyorsunuz? Hocam. Hoş bulduk. Tekirdağ. Tekirdağ, sevgiler buradan. Kezban amca. Kaka tutma ile ilgili size yardımcı olmaya çalışacağım. Çocuğunuz kaç yaşında diye sorabilir miyim öncelikle? 5,5 yaşında hocam. 6 olacak Temmuz'da. Kaka mı tutuyor, kabız mı? Tutuyor. Yani bezine yani, mi yapıyor? Umuyordum şu an yanıma geldi. Bez yok, bezimiz yok. 5,5 yaşında şey. Şimdi bu aslında okula başladıktan sonra oldu. Ana sınıfına başladı bu sene. İşte okula başladıktan 2-3 hafta sonra falan böyle bir tutmaya. İşte tutuyor. Çamaşırına biraz sürülüyor. Ondan
Sonra hani ben söyleyince gidip yapıyor. Gidip tutuyor gidip yani. Gidip tuvalete yapıyor ama yaparken sonuna kadar bekliyor. Artık dayanamayacağı hale. Evet. Evet. Bazen altına da kuş. Pardon. Kuşunuzun bir dakika sus. Onu ben susturacağım böyle. Evet, susturacağım bunu şimdi. Türünü merak ettim. Çılgın bir kuşunuz var, evet. Gösterebilirim hocam. Gösterin, merak ettim valla. Türü nedir? Şimdi. Evet. Muhabbet kuşu. Muhabbet. Neredesin? Çığlık şöyle atan bir muhabbet kuşunuz var. Çok güzelmiş. Evet. Peki, onu mu susturuyorsunuz, üstünü mü örtüyorsunuz? Üzerini örtüyorum, evet. Şimdi üzerini örtüyorum. 5 dakika biz izin versiniz ama. Peki. Bu şekilde örtüyorum, yapacak bir şey yok. Tamam. Size faydalı olacak bilgiler geliyor. Biraz eğer ortamımızı... Adı ne çocuğunuzun? Eymen. Yanınızda mı Eymen? Anneciğim geldin mi? Evet. Şimdi biraz sessiz oldu, tamam mı? Senden bir ricam var. Sadece 5 dakika annene izin verir misin? Ona seninle ilgili çok önemli bir şey anlatacağım. İzin verir misin? 5 dakika sessiz kalabilir misin? 5 dakika. Çok önemli bir şey anlatacağım. Teşekkürler. Şimdi kuşun üzerini tekrar kapat. Sen de burada git. Hadi bakalım. Yok anneciğim, bilmiyorum abi nereye koydu. Evet, hemen geçiyorum Kezban Hanım. İsminizi doğru mu söyledim? Evet. Evet hocam. Şimdi 5 şimdi ilk altını açtığınızda normal kakasını yapıyordu. Ondan sonra okula başlayın, tabii, okula başlayınca yapmaz oldu. Hı-hı. Hemen birinci maddeyi söyleyeyim. Okula adaptasyonla ilgili çocuk sorun yaşadı. Okula ilk gittiği dönemde yabancı bir hisse kapıldı. Orayı alanı olarak benimsemedi. Bu çok doğal. Ama burası da tek başına değil. Yani bunu birinci madde olarak söyleyebilirim. Evden ilk kopuş anında çocuk bir süre alanı olarak belirlemez orayı. Okulda mı yapmıyor, eve gelince mi yapıyor, yoksa evde de mi yapmıyor? Evde de yapmıyor, okulda peki, da hocam. Peki, alanımı kaybettim çatışması. Bunu konuşacağız. İkinci maddeye geçelim. Normal doğum mu yaptınız? Yok, sezeryan. Sezeryan sırasında lavman yapılıyor ya sezeryan öncesi. Yok, yapılmadı hocam. Planlıydı zaten bir gün önce, yani birkaç gün öncesinden biz hazırlık bir gittik. Anladım, sezeryan şey yapılmadı. Peki, kaçıncı çocuğunuz? Kaçıncı çocuğum? Normalde dördüncü ama bundan önce iki tane kaybım var. Yani çocuk kayıptan hemen sonra mı hamile kaldınız? Bu proje amaç dönemini biliyor musunuz? Proje amaç dönemini. Biliyorum hocam. Onlarla konuştum da çalışmada şimdi, yaptım yani onlarla ben, ilgili. Ben sıfırdan alıyorum. Yani tamam. Çocuğa hamile kalmadan tamam. Önceki bir yıllık süreçte iki kaybınız mı var? Bir kaybınız mı var? Bir yıllık süreçte. Tamam. O zaman bir. Ondan ben önce de bir madde olarak koyayım. Şimdi eksiğimizi arayacağız ya. Üçüncü maddeyi arıyorum. Efendim, hamilelik sırasında düşük tehlikesi yaşadınız mı? Düşük tehlikesi şöyle, 5. 6. ayında hamileliğin böyle belimde bir ağrı falan oldu benim. Doktora gittim. Hani bir şey yok dedi ama ben orada bir korktum. Çünkü ondan önce de kaybım aynen olduğu için. Bakın 5. 6. ay. Korktum, yaşadım. 5. 6. Evet, ay dediğiniz evet, yer çocuğun 5 yaşına hı-hı denk gelir. Bunu hep söylüyorum. Yani sizin o dönemde yaşadığınız düşük korkusunu çocuğa yüklemiş olabilirsiniz. Bu üçüncü madde. Hı. Şimdi maddeleri baştan alalım, unutmayalım. Bir, ne dedik? İlk madde, çocuk okula başladı. İkinci madde ne dedik? İkinci madde ne dedik? Ne demiştik? Kafa gidiyor. Hocam ben çok heyecanlı, tamam, kusura bakmayın. Şimdi biraz daha hatırladım. Şimdi kayıttan bakarız. Düşük tehlikesini üçüncü maddeye niye koydum? Üçüncü madde, ha kaybınız vardı, ikinci madde oydu, kayıp var. Üçüncü madde düşük tehlikesi, beşinci ayda yaşamışsınız ya, belinize bir ağrı saplandı, eyvah çocuğum düşecek, ama Allah'ım evet, çocuğum düşmesin. Evet. Ürününü tutma programı evet başlattınız çocukta büyük ihtimalle. Yani siz nasıl ki ürününüzü tutmak istiyorsunuz, o da ürününü tutmak istiyor ve 5 yaşı bekleme hı-hı sebebi bu olabilir. Çünkü 5. ayla 5 yaş paralel seyreder, beraber titreşir, beraber çalışır. Tamam. Bu programı başlatmış hı-hı olabilirsiniz. Son bir sorum kaldı. Size bir hikaye anlatacağım. Sizinle ilişkisi olabilir mi, olamaz mı? Bir tane hanımefendi kayınvalidesiyle altlı üstlü oturuyor. Hamilelik döneminde evet, yoksa nokta buluşumu yaptınız. Yoksa siz de mi öylesiniz?
Yok. Ben de oturuyorum da o yüzden İşte yok siz de, yani. Tamam, sizden bahsediyor olabilirim. Kayınvalidesi her gün onu ziyarete geliyor. Kadın bundan artık rahatsız oluyor. Bazen evde yokmuş gibi kapıyı açmıyor. Yani gizleniyor. Yani sessizce evin içinde kayınvalidesinin kapıdan gitmesini bekliyor. Gizlenme programıdır bu. Hayır, sizde bu var demiyorum. Bakın, olayı anlatmak için söylüyorum. Yok, anlıyorum hocam. Sizi zaten her gün takip ediyorum. Dışarı çıkarken yani... evden işte apartmanın arka kapısından çıkıyor. Gizlenme programı. Yani nedir dışkı? Dışkı doğada alanını belirlemedir. Dışkıyı tutan çocuk annesi veya babası proje amaçlarında bir şeyden gizlendi mi diye sorarız. Eşiniz veya siz bir alacaklıdan, bir durumdan, bir olaydan dolayı gizlenmek zorunda kalmış iseniz bir düşünün. İlla ki suç işlenmek değil yani bu bazen. Sevmediğiniz birini görmek istemezseniz kapı komşunuzdur gibi. Evet, örtü açıldı galiba kuşum. Evet, eymen açtı. Eymen kapat anneciğim. Bitiriyorum, bitiriyorum. Gizlenme korkusu, gizlenme çatışması yaşadığınız yer yoksa oraya bakmayın. Ama bu söylediğim maddeler çok kıymetli ve gece... Ha, şunu söyleyeyim. Kendi hayatınızda çok büyük bir yas var mı? Hocam onu da söyleyeceğim. Ben 2 sene olacak işte 2 gün sonra annemi kaybettim. Başınız sağ olsun. Yas sonlandırma yaptınız mı? Yaptım kendimi ama ne kadar başarılı oldum bilmiyorum. Kitabınızı aldım. Kitabınız bende. 3-4 kere yaptım. Şimdi 2-3 gün arayla. Bunun işe yaramadığını anlamak için size çok basit bir test yapabilirim. Annenizin vefatı ani mi oldu? Ani sayılır. Yani rahatsızlandı, felç geçirdi ve 5 gün içinde kaybettik maalesef. Ha, 5 gün içinde sağlıklıyken birdenbire 5 gün içinde kaybettik. Ani olmuş yani. Evet. Annenizi evet, evet. Hatırlatan bir şarkı var mıdır sizin hayatınızda? Duyduğunuz zaman onu hatırlatan ne vardır şarkı olarak? Yani anneyle ilgili bütün şarkılar ben hala ağlıyorum. Siz şu anda onu anlamaya çalışıyorsunuz. De, yani evet, hala o ateş yanıyor içinde. Evet, devam edin ya, sonlandırma bitmemiş. Belki de yardım almanız gerekir. Belki de hani... Aslında bununla ilgili Gönül Hanım'la da biz bir kere çalışma yaptık. Yani geçen sene Ramazan'daydı. Öyle bir kampanya yapmışlardı onlar. Bir yardım istimali çocuklara. Ben ona katıldım. Sağ olsun bana bir çalışma yaptı. Bir kere yaptı. Yaptık onu. Ondan sonra ben kitabınızı aldım. Kendim yaptım. 3-4 sefer. Ve ben annemden sonra babamı da kaybettim hocam. Babama daha 1 sene olmadı. E, babanıza yaz sonlandırma yaptınız mı? Ona da yaptım kendim ama kaç işte defa? Kendim yaptığımı bilmiyorum. Evet. Ona da 3-4 sefer yaptım. Şöyle aynı şekilde. Söyleyeyim. Şimdi burada cevap vermeniz gerekmiyor. Ben her yerde şunu söyleyeyim. Önce kendi enerji alanınızı, kişisel temizlik gibi ruhsal temizliğinizi yapın. Yani yasınızı sonlandırın. Anne, baba, kardeş, akraba. Ondan sonra hayatınızda bir taciz anısı, enses anısı olursa onları bitirin. Ondan sonra başlayın. Bence bir herkes üstünden geçseniz o yas sonlandırma bitecek. Çünkü şimdi annenizi gözyaşlarıyla anmamaya başladığınız yerde, gülümseyerek anmaya başladığınız yerde yas vedalaşma bitmiştir. Ona elveda demeyi başarmışsınızdır. Bu illa 3 defa olacak değil. 5-6 kere de yapabilirsiniz ama bazıları bir seferde bitiriyor, bazıları 5-6 seferde. O akış değişiyor. Vücudunuzdan o elde ayakta uyuşma hissedene kadar boşaltım yaptığınız yerde akış hızlanır. Babanız için de aynı şey. Burayı ayrı tutuyorum. Şimdi çocuğa neler yapacağız? Çocuk uykuya daldıktan 1 saat sonra ilk madde olarak lütfen şunu anlatalım. Yavrucuğum, ben hamileliğin tam 5. 6. ayında belime bir ağrı saplandı. Ve ben daha önce hep... Hocam, bunların hepsini anlattım lütfen aslında. Dinleyin, lütfen dinleyin. Bir şeyler eksik olmuş. Tamam, bakın. Tamam. Ben size şunu söylüyorum. Sıfırdan alıyoruz. Bir farz edin ki yapmamışsınız. Bir tane ayrıntı yakalarsınız ki o bizim hayatımızı değiştirir. İnşallah. Çocuk gece dalabiliyor mu? Uykuya dalabiliyor mu? Tek mi? Evet evet dalıyor. Ben zaten genelde sabahları yapıyorum. Yok işte bizim yanımıza yatıyor şu anda. Benim evim çok küçük olduğu için. Ama tek yapıyorum tamam. Çalışmayı. Sabah mesela abisini okula götürüp geliyorum. Gece erken gidiyor okul. REM uykusunu sabah kaçırıyor olabilirsiniz. Gece uykuya daldıktan 1 saat sonra yapma şansınız var mı? O zaman
Da yaparım ya. Evet tamam yaparım. Lütfen, ondan sonra öyle yaparım. Bir haftacık sadece. Bir haftacık gece yapın. Uykuya tamam. dalsın. Beşinci, altıncı tamam. ayda önce ayrıntılı anlatın. Bir anda ağrı saplandı. Ne olduğunu anlamadım. Panik yaptım falan filan. Hepsini anlatın. Sonra bunu sana ben yaşatmışım, ben kodlamışım. Bunun için en önemli kısmını söylüyorum. Bunun için senden bütün kalbimle özür diliyorum. Yani hoponopono. Biliyorum biliyorsunuz ama ben niye anlatacağım? Biliyorum beni hocam. Lütfen affet. Seni çok seviyorum. Baban da ben de seni çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz evladımız olduğu için. Omurgasını boşaltırken kendi omurganıza odaklanarak söylediğiniz her uzun, her organın içinden geçtiğini hissederek boynumdan, omuzumdan, kollarımdan, ellerimden, sırtımdan, göğsümden, kalbimden, kalçamdan, bağırsaklarından, bacaklarından toprağa akıp gitmesi için serbest bırakıyorum şeklinde. Evet, bunu 3-4 defa yapıp ikinci, üçüncü konuyu bir kez daha yapın, gece yapın. Ama birer yaz sonlandırmayla daha boşaltım yapın. Bir de gündüz fotoğrafla destekleyin, olur mu? Bazen, bakın bazen, şimdi biz fabrikasyon varlıklar değiliz. Biz insanoğlu her birinin nasıl ki parmak izi var. Bakın, dünyada kaç milyar insan var? Her birinin parmak izi farklı. Hani bir tanesi bir tanesine benzemiyor. Bunun gibi bir beynimiz var. Beyin kıvrımlarımız da farklı. Algılamamız da farklı. REM uykusu bazen çocuklarda kesik kesik oluyor. Onun için fotoğraf desteği verin. Gündüz yapabilirsiniz. Fotoğrafa da aynı şeyi anlatın. Ama onu 21 gün yapın. Hep diyorum ya, fotoğraf yavaş çalışır. Garanti çalışır. Gece konuşması hızlı çalışır. 21 gün fotoğrafa konuşun. Benimle tekrar lütfen bağlantıya girin. Sırayı toparlıyorum. Yaz sonlandırmaları birer ikişer daha yapın, bitirin. Tamam. Ondan sonra gece konuşması başladığınızda gündüzde fotoğrafla konuşun. Ben çocuğunuzun... Hocam peki, şimdi şöyle, ben mesela şu anda annemin kaybını anlatıyorum ona. Bugün 4. gün. Annenizin kaybı onun proje amaç dönemine denk gelmiyor ki. Gelmiyor işte. Acaba dedim ben olabilirim ama hadi neyse, o zaman siz ne dediniz, baştan mı alayım tekrar hepsini? Ne var ne yok sofraya koydum yine de olmadı dediğiniz yerde burası reddeder. Basit olan çalışı lütfen unutmayın. Bize bu 3 nokta lazım. Her şeyi midesine tıkmayın çocuğun, zihnine tıkmayın. Her şeyden sorumlu değil o çocuk. O çocuğu ilgilendiren yer çok belli ve her şeyi birden anlatırsanız geri teper. Lütfen baştan başlayın. Sadece yaz sonlandırmanın üstünden geçin ve basitçe bu 3 maddeyi anlatın, olur mu? Başka bir şey karıştırmayın. Anlaştık. Tamam hocam. Hocam annem vefat edeli bende çok aşırı saç dökülmesi. Yani bir yıl geçti, 2 senedir falan. Yoğun saç dökülmesi. Bununla ilgili olabilir mi? Annenizin hayatınızdaki yeriyle ilgili olabilir. Kendi yuvanızdaki çatışmalarla ilgili olabilir. Kadın için saç demek yuva demektir. Yuvanızın tehlikeye düştüğü... Kitabınızı evet okuyorum. Kitabınızda öyle yazıyor. Öyle yazdı ama bir şey kaçırıyorsunuz. Bakın, bakın demin bir şey kaçırdığınızı fark etmiyorsunuz hala. Aslında çalışırken her şeyi yığmayın çocuğa dediğim ya. İnanın biliyorum ilgilenmişsiniz, bakmışsınız, okumuşsunuz ama hayal gücünde bazen küçük küçük bir şeyi yakalarız. Orası hayatımızı değiştirir. Lütfen baştan başlar gibi düşünün. Saç yuva demektir biliyorsunuz. Evde, yuvada annenizin kaybıyla ilgili olmayabilir. O dönemde, son dönemde yuva çatışması olduysa ve döngülerde karşılığı varsa, proje amaçlı anneniz de aynı şeyi yaşamışsa saçlar çatır çatır dökülür. Yuvamı tekrar kurmak istiyorum. Saç telleriyle tek tek yuva kuran kuşlar gibi öyle bir çatışmaya düşmüş olabilirsiniz. Yoksa evet anne yaz sonlandırması zaten yapmışsınız ama 5-6 ay sonrası cevap gelir saçla ilgili. Kemik gibi saç da geç toparlıyor. Tamam. Sizden güzel haberler bekliyorum. Başka annelere de fırsat vereceğim. Hocam bir de büyük oğlum için bir şey sorabilir miyim? Başlık verebilirim. Annelerin hakkını almayın, olur mu? Hızlıca. Büyük oğlum şey, nasıl tarif edeyim size? Böyle çok dağınık, dağınız işte bir şey söylüyorum mesela 10 kere söyle anca yapar. Ondan sonra işte yani her konuda dağınık. Evde dağınık, okulda dağınık. Evet. Evet. Peki bir başlıkla size söyleyeyim, sonra sizi yayından alacağım izninizle. Proje amaç dönemindeki hangi ebeveyni taklit ediyor? Hangi ebeveynin çatışmasını almış? Yani kim dağınıktı, kim sorumluluk almıyordu? Bir bakın oraya, olur mu? Ama şu an ona çalışmayın. Küçük çocuğu önce halledelim. Tamam hocam. Peki ona şey yapabilir miyim, kamp ateşiyle şu çalışma? An, 13 şu an, yaşında. Yok, gece konuşması yapın ama şu an bir şey yapmayın. Şu an evet, yapmayacağım zaten. Gece konuşması yapabilirsiniz. Tamam.
Görüşürüz Gezgin Hanım. Teşekkür tamam. ediyorum. Sağ çok olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Anneler diyor sizi bulmuşken hepsini sorayım ama diğer annelere de ve babalara da ve çocuklara da ve gençlere de fırsat vermek istiyorum. Çünkü dönüşler benim de çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum. Başarısızlık arıyoruz efendim. Ben başaramadım. Gerçi bir tane başarısızlık konuştuk. Evet, başaramayanlar. Make-up. Aldım gitti. Make-up Gül Sultan. Ha. İsmi çok uzun. Bir türlü söyleyemedim. Gül hocam. Gül Hanım. Günaydın. Yüzünüz hep gülsün inşallah. Çok nasılsınız? Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. O kadar çok hissettim ki sizinle bir iletişime geçtim yayın öncesi. Bağlanma amacıyla. Ben hissettiğinizi düşünüyorum. Kulaklığımda cızırtı var diye sabahtan beri kontrol ediyorum. Sizdenmiş. Evet. Siz iletişime girdiğiniz için herhalde peki. Çok güçlü bir enerji yolladım hocam size. Nereden katılıyorsunuz İstanbul'dayım efendim? İstanbul'dayım hocam. Hoş geldiniz Gül Hanım. Hoş bulduk. Make-up. Evet hocam. Mesleğiniz. Televizyon yani ünlülere makyaj yapıyorum diyeyim. Ne demek? Bir gün ben de ünlü olacağım inşallah. İnşallah hocam. Bakalım. Eminim sizin... bir gün bir yerde karşılaşacağız hocam. İnşallah efendim. Sizin çevreniz de ünlü doldur hocam. Evet hocam. Yani zaman... çok uzun zamandır 20 yıl aşkındır çalışıyorum. Kolay gelsin. Renkli çok bir mesleğiniz var belli ki. Evet hocam, fazlasıyla. Peki efendim, nasıl yardımcı olabilirim size Gül hocam, Hanım? Hocam, şimdi 7 yaşındaki kızımın alt ıslatmasına çalıştım. Önce yaz sonlandırmalarımı yaptım. Bir şey söyleyeceğim. Ne yaptığınızı hiç anlatmayıp tamam. Neyi çözemediğimizden alt başlarsak çok faydalı gideceğiz. Hocam. Alt ıslatmayı çözemedim. Proje amaç döneminde işten ayrılmam vardı. Lütfen verileri verme. Bir dakika izin. Tamam. İzin ver. Çocuğunuz kaç yaşında? Şu anda 7 yaşında. 6,5-7. Altını açtığınızdan beri alt ıslatma var değil mi? Gece hocam evet. Gece altını ıslatıyor. Evet. Hiç kesilmeden her gece aynen. ıslatıyor. Aynen hocam. Tam aradığım vakasınız biliyor musunuz? Hocam bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben konuşmaya başladım. Gecede 1'de 3'e çıktı ve orada kaldık şu anda. Tamam. Aradığım kişisiniz. Hemen Gül Hanım. Sizin nerede yolunuzu şaşırdığınızı bulalım. Evet. Yanlış bir şey yaptığınızı evet. düşünmüyorum ama başka mayınlar temizlemiş olabilirsiniz. Ben sorayım siz cevaplayın. Çözüm buyurun olur. Hocam. Tamam hocam. Daha sonra hani yaptım yapmadım kısmını konuşuruz ama eşiniz nasıllar efendim beyefendi? İyiler mi? İyiler efendim. O da kanaldaydı. O isim de verdiniz. Peki tamam. Aa, Kanal D'de program olursa sizi bulabiliriz demek. Kesinlikle bulacağınıza eminim hocam. Peki. Eşinizle proje amaç dönemine günlere bir gidin bakalım. Proje amaç dönemi biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Tek çocuğunuz mu var? 3 çocuğum var hocam. İlk çocuğunuz mu? Bu en küçüğü. Tamam. Proje amaç dönemi gidin. Sizi bir tünelde, zaman tünelinde yolculuk yaptırayım. Tamam hocam. Hatta gözünüzü kapatın. Gözünüzü kapatın. Biraz azıcık şov yapalım madem ki bu kadar ünlülerle haşır neşirsiniz. Belki bir gün beni de ünlü yaparsınız. İnşallah hocam. Zaman zaten ünlüsünüz. Zaman tünelinde proje amaç dönemine gidin. Çocuğunuzun proje amaç dönemine gidin. Proje amaç döneminde beyefendi ne yapıyordu o zamanlar? Evi terk eden bir beyefendi var mı orada? Hayır hocam. Tartıştığınız bir beyefendi var mı? Tartışma konunuz ne daha doğrusu? Yani öyle... Neyi paylaşamadınız o dönemde eşinizle? Yani o dönem çok böyle güçlü paylaşamadığım bir şey hatırlamıyorum hocam. Hatırlasaydınız eşinizle ilgili o döneme ait en fazla ilk başta aklınıza ne gelirdi? Duygun şeyin ismi, konunun başlığını söylemeniz yeterli. Mesela konu para mıydı? Çocuk muydu? Çalışma düzeni yani, miydi? Yani evet benim çok yorulmam olabilirdi yani. Siz eve geç geliyordunuz. Yok. Çalışıyor saat muydunuz? Çalışıp dönüyordum hocam evet. Eve niye geç? Daha doğrusu niye yorgunuz? Çocuklar sizi yoruyordu. Evet hocam. Üçü de çok küçüktü ve gergindiniz. Evet yani yetişemiyordum yani. Çocuklara yetişemiyordum. İşime çok vakit ayıramıyordum. Bir yardımcı istiyordum ama çocuklara ne kadar iyi bakar orayı bilemiyordum. Eşinizle tartışma konunuz bu muydu? Ya bu olabilir.
Olabilir hocam. Çok yani tartışsaydım, yani güçlü bir tartışma olmadı ama bunun üzerinde biraz Dururdum. strese giriyordum yani. Peki gözünüzü açın. Açın gözünüzü. Ben eşinizle bir çatışmayı yaşadığınızı düşünmüyorum o dönemde. Söylediğiniz kadarıyla ve hissettiğimiz kadarıyla şu anda. Eşiniz bir iş dolayısıyla siz hamileyken şehir dışına çıkmak zorunda kaldı mı hiç? Hayır hocam. O rutin senelerdir aynı işi yapan bir adam. Aynı evde, aynı koltukta. Evet Peki. hocam, ben bir başı oranlı. Peki efendim. Ev değiştirdiniz mi o dönemde? Değil hocam ama ev değiştirmedik. Güçlü bir iş değişikliği mi oldu hocam? Oraya geleceğim. İş değiştirirken aynı kurumda mı yoksa başka bir kuruma mı geçtiniz? Özel birinin yanında çalışıyordum hocam. 10 sene çalıştım ve doğum iznine ayrıldığımda böyle çeşitli nedenlerle işten ayrıldım. Yani ve çok üzüldüm bu ayrılığın sonunda. Ayrılıkta ne hissettiniz? Üzülerek ayrılmış, Tabii istemeyerek. Sizin çok büyük adaletsizlik hissettim. Yani sizi dış işten mi çıkardılar? evet hocam, yani Bakın çok arkamdan başka kıymetli. şeyler Kocaman. söyleyerek. Şimdi burayı atlamadığınızı biliyorum ama ben sıfırdan alacağım. Bir Tamam. şey eksik burada. Çünkü Tamam. bunu çözmeyen anne kalmadı diyebilirim size Gül Evet, Hanım. Yani evet. hani ben iddialı olmadığınız şeylerde söylüyorum burada. Düşük ihtimal yüksek. Ama burayı neredeyse çözmeyen kalmadı. Siz de çözeceksiniz. Ben bunu birinci madde olarak sıfırdan alarak başlıyorum. İki. Tamam. Eşinizin şimdi bazı babalar vardır. Bütün yükü anneye verir. Sen hallet, sen yap. Çocuk hangi okula gitsin, sen git konuş. Öğretmen Sen hazır, bilirsin. toplantıya sen git. Eve şu lazım, ara elektrikçiyi yapsın. Sınır çizmez. Böyle bir durum var mıydı? Yok hocam. Yani Geçtik. ikimiz de Anladım. Sorumluluğu evet. paylaşıyorsunuz. Geçtik. Evet hocam. Eşinize de buradan özür diliyorum. Bayağı yüklenmeye çalıştım da olmadı. Peki. Tamam, geçtik. Bir yangın anısı hatırlar mısınız proje amaçlarıyla? Hocam, eşimin çocukluğunda yaşadığı De, böyle bir yangın anısı o var. proje amaç döneminde. Yok hocam. O çocukluğa şimdi hiç girmiyoruz. Eşiniz iş değiştirmedi. Siz bir tek iş Evet değiştirdiniz. hocam. Ben iki iş değiştirdim o proje amaç döneminde. İki defa. Evet hocam. İki Ya iş değiştirdim. ikisi de mi isteksiz oldu? Yani birinden ayrıldım hocam. Sonra diğerine başladım. Diğerinde bir hafta çalıştım. Bir hafta sonra biraz işte ilk çalıştığım insanla olan yakınlığımdan dolayı çalışmak istemediler. Ama bir ay sonra tekrar başladım orada ve devam etti. İki tane çatışma var. Tamam. Evet hocam. İki tane çatışmayı önemsiyorum. O dönemde para kaybı oldu mu? Maddi kayıp oldu mu? Yani işimden ayrılmanın dışında öyle büyük bir kaybım olmadı Yani ama işinizden ayrıldığınız için paradan yani, oldunuz mu? Parasız yani kaldınız mı? tabii ki hocam. Yani sonuçta düzenli bir gelirim vardı, maaşım vardı. Bir para kaybım oldu tabii. Peki. Döndük. Sizin babanız veya eşinizin babası otoriter mi? Eşimin babası fazlasıyla. Eşinizin babasıyla otorite çatışması proje amaçlarında oldu mu hiç? Her daim oluyor hocam İkinci onlarla. madde olarak yazalım. Yok, üç mü oldu? İş değişikliği dedik Evet, bir. iki iş değişikliği bir eşimin babası oldu. Yok, iş değişikliklerini aynı madde yapalım. İki. Tamam. Eşinizin otoriter babası. Alan tanımayan baba, otoriter baba, çocuk kendi alanını kendi belirler. Şiddet, psikolojik şiddet yoktur. Eşinizi ben aşağı yukarı tahmin ediyorum. Öyle bir şey Yok yaşadığınızı hocam, sanmıyorum. öyle bir Yani değil. evet. Sizin sadece iş yerinde yaşadığınız çatışma var. Şiddet dediğiniz, yani psikolojik şiddet diyebileceğimiz. Doğru mu? Evet hocam, çok büyüktü o yani. Çok adalet iftirayla işten çıkartıldım hocam. Çok üzüldüm çünkü 10 sene birlikte çalıştığım insanlardı. Çok hazmedemedim bu durumu yani. Ben Doğum yaptınız. Doğum yaptınız. Bir sebepten dolayı bir iki gün bebeğinizden ayrı kaldınız mı? bir iki gün yani hocam iş için bir Denizli'ye gidip gelmiştim ama günübirlik öyle çok büyük ayrılık yaşamadım. Çocuk doğduktan sonra Yani bir yıl tutluydu. Ama çocuk öyle bir peki gün gece kalmadınız yani. yok Gittiniz yok hocam geldiniz. sabah.
sabah gittim, gece İşe dönmüştüm. İşe devam ettiniz mi ama? İşinize ettim devam ettim hocam, tabii tabii. Sütünüzü sağarak mı verdiniz? Yani şöyle hocam, ben bir de evden çıkıyordum. Bir kere besleniyordu, bir kere süt veriyordum. Yani 3-5 saat sonra eve dönmüş oluyordum. Çok büyük bir... İşiniz çok yoğun değil, anladım. Çocuk, evet. Çocuk anneyle... doğumdan sonra anneyle bir yıl boyunca temas ister. Temasını evet, hiç evet. kesmek istemez. Hı hı. Çalışan anneleri çocuklarında görebiliyoruz. Annesini çağırma programıdır. Kakasını ve çişini tutamayan çocuklar anne gel beni temizle programı başlatabilir. Sizin çocuğunuz doğar doğmaz bunu yaşamış olabilir. Çalışan anne kodu olarak bir madde olarak ekleyelim. Yani sizin işe gittiğiniz zamanlarda sizi çağırmak için. Bir de işe gittiğiniz saatler neydi? Öğlen saatleriydi hocam. Öğlen gidip birkaç saat sonra geliyoruz. Evet, evet. Ama şu anda siz söylerken aklıma şöyle bir şey geliyor. Mesela üçüncü çocuğum Lina. Ama böyle hep bana bir yapışıklığı var. Böyle hep birlikte uyumak istiyor. Hep birlikte, her şeyi birlikte yapalım istiyor. Yani ben hatta ona zaman zaman diyorum ki acaba biz birlikte mi yaşasaydık? Hani çok yapışırız. Biraz kendi işlerini kendin halletti diye düşünüyorum. Ama şu anda söylediğiniz acaba... Doğum anında normal doğumu yap. Yok sezeryan hocam. Mı? Epidural sezeryan. Çocuğu hemen sizin yanınıza verdiler mi? Verdiler hocam. Hastanem, doktorum hepsi çok iyiydi. Küveze almadılar. Yok yok hocam. Hayır. Hepsi hatta böyle... Anne ayrılığı yaşayan ebeveyn kimdi? Baba otoritesinden ayrı soruyorum. Anne ayrılığı yani, yaşayan ebeveyn yani, kimdi? Anne, yani eşimin annesi de bizim yanımızdaydı. Kendi annem de hala hani hayattalar ve hiç öyle kopukluk ya da bir kırgınlık, dargınlık yaşadığımız insanlar değiller. Biraz sonra sistemi çökerteceksiniz. Gülüm. Ya yapmayın hocam. Hayır hayır. Bulduğumuz maddeler kıymetli. Bulduğumuz maddeler kıymetli. Evet, babanın çocukluğunda yaşadığı yangın anısında bir cümleyle söylerseniz ben toparlayacağım şimdi. Tamam hocam. Yani 4 yaşında mı 3,5 yaşında annesi pazara gidiyor eşimle abisini bırakıp ve elektrikten yangın çıkıyor. Eşimin abisi camdan çıkarıyor. İkisi kendi çıkıyor, sonra eşimi çekiyor. Tamam. Çıkarıyor. Burayı önemsiyoruz. Şimdi burası üst soylarda da yaşanmış oluyor. Proje amaçta da. Şimdi toparlayalım. Bir, tamam. İş değişikliği ayrıntılı ama. Yavrucuğum ben iş değiştirdim. Sen ondan altını ıslatıyorsun değil. Şöyle bir olay oldu. Ben adaletsiz bir şekilde kovuldum. İstenmedim. Hocam atıldım. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu çalıştığımı söyledim de şöyle bir şey oldu. Bunu anlattım ben ona. Ve bir gün uyandığında gözü iltihap topladı hocam. Ve sağ kulağı tıkandı. Birkaç gün böyle oldu ama ben tamamen bu konuyla alakalı olduğunu düşündüm. Hatta kulak telefonla bana haber gelmişti. Telefonla. Gözü de hani makyaj yaptığım için, görsel bir iş yaptığım için, o anda ona makyaj yapamayacağımı düşündüğüm şeyler... olduğunu düşündüğüm için olduğunu farz ettim ve doğru yoldayım diye ilerledim. Sonra alt ıslatma burada arttı zaten ve ben tekrar devam ettim. Bunu bitirip diğer iş değişikliğini ve eşimin yangın hikayesini anlattım. Şöyle toparlayalım. 10 gün boyunca bunları yaptım hocam. Şu an ama hani dediğim gibi detaylıca sizin anlattığınız gibi her türlü detayı ve o anı hissederek, yaşayarak anlattım. Tamam. Ama bir atlamışım. Bakalım. Çocuk gece mi anlattınız bunu? Ne zaman anlattınız? Evet hocam, anlattın? Evet gece, yani uyuduktan bir saat sonra, bir buçuk tamam, saat. Tamam, temas etmediniz. Çocuğa hayır hocam. Tamam. Şimdi ben bu tür durumlarda şunu hemen sorayım. Hayatınızda büyük bir yas var mı? Sonlandırdım hocam. Babam vardı. 12 sene oluyor. Tamam. Hocam şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Ben aslında bunu unutmuşum. Benim çocuklarıma bakan teyzemin eşi vardı. Ama çocuklarımın dedesi gibiydi. 2 yıl önce onu kaybettik. Ama Lina doğduğundan beri alt ıslatması var. Yani bunu ona çalışayım mı, çalışmayayım mı bilemedim. Sizin alanınızda yer ediyorsa, ki çok yakınınız değil sizin sanıyorum. Hani sizin alanınızda yer eden bir yas varsa onları temizleyin diyorum. Sadece çocukla ilgisi yok. Sizin alanınız temizlensin diye. Şimdi çocuğa iş değişikliğinin ikisini de anlattınız. Bir daha anlatın. Anlattım hocam. Bir tamam, daha anlatın. Eşinizin çok önemli babasıyla problemlerini anlatın. Tamam. Burayı atlamayın. Bakın tamam. burası 13. başlık belki ama çok önemli. Eşinizin babasıyla ilgili problemlerini anlatın. Onun nasıl bir çatışma yaşadığını ve ona kodlandığını anlatın. Bir şey daha soracağım. Sel baskınına şahit oldunuz mu hiç proje amaçlarında?
Hayır hocam. Tamam. Orayı çünkü atlamışım. Eşinizin çocukluğundaki yangın anısını anlatın. Bir maddemiz daha varsa da kayıttan bakın. Tamam. Ben unutuyorum böyle. Tamam. Bir yani şeye çok fazla motive olduğumda ezberimde tutmuyorum. Bir bakın. Bir de hayatınızda çok sert bir otorite var mıydı proje amaç döneminde? Ya eşimin babası dışında hayatımızda kesin kati bir otorite yok ama onunla hep bir araya geldiğimizde bir strese girme yani anımız muhakkak var. Hazır ola girer miydiniz? Ya, hazır ol değil ama ne zaman acaba şimdi nerede patlayacak? Şimdi ne çıkacak? Acaba nereden ne bulup hepimizi strese sokacak şeyimiz vardı yani. Sizin hala stresiniz devam ediyor mu o aktif aynen, olarak yani? Aynen aynen hocam. Çünkü ya eskisi gibi değil ama peki. Çünkü stresli omurga bir insan. Boşalttınız. Çalışmada omurga boşalttınız. Hissettiniz mi elinizde ayağınızda o uyuşma? Harika. Bence yolun yarısına gelmişsiniz zaten. Bir tık daha ilerleyeceğiz. Şimdi babayı ekledik. Baba otoritesini ekledik. Evet hocam. Bir de size diyorum ki az önce hanımefendiye de söyledim. Nadiren bazı çocuklar REM uykusuna hemen girmiyor. Fotoğrafla da destekleyin. Tamam. Bu kadar. 10 gün gece konuşuyorum. 10 gün gece konuşun. 21 günde fotoğrafını alın. Eş zamanlı fotoğrafla konuşun. Fotoğrafı biraz uzatın. Ve bize dönün olur mu? Tamam hocam. Bir gün bir yerde karşılaşırız. Muhakkak karşılaşacağınızdan eminim. Hocam minicik bir şey soracağım. Bu kuralı bozmadan geçmeyeyim. İkinci bir soruyu sıkıştıran ne olmadan. Ya çok dinliyorum sizi. Hira ikinci kızım. Çok agresif ve bu böyle... hocam hamilelik döneminde müthiş hareketliydi. Ben hep şey derdim, ahtapot mu doğuracağım acaba derdim. Böyle hep bir hareket halindeydi. Sonra hocam doğumdan sonra da bu peyderpeyi geceleri kalkıp böyle avazı çıktığı kadar ağlıyordu hocam. Avazı çıktığı kadar ağlıyordu. Bir yarım saat sonra sakinleşiyordu, uyuyordu. Yani bu bir yaklaşık 3-4 yaşına kadar sürdü. Yani düşünüyorum bu ağlamaların sebebi neydi? Kesildi mi sonra? Kesildi hocam. Şimdi de biraz agresif ama o keskin ağlamaları yok yani. Hatta onun bana yerine diyorlardı ki, öfke aldı. Onun evet hocam öfke. Bana diyorlardı ki yani bunu hacıya götür, hocaya götür. Buna ne olmuş böyle? Niye gecenin yarısı bu kalkıp kıyameti koparıyor? Nesi var bunun? Neydi ben de bilemedim hocam. Düşünüyorum. Başlıkları bırakayım. Oraya hiç tamam şimdilik hocam. Çalışmayın ama. Üst soylarda erken kaybedilen bir çocuk var mı? Sizin ya eşinizin. Var hocam. Var. Kız kardeşim var. 6 yaşında. 4 yaşında. 6 yaşında bir kız kardeşim elektrikten. Evet. Ağlayarak dünyaya gelen, çok fazla öfkeli dünyaya gelen çocuklarda ilk sorumuz üst soylarda erken kaybedilen çocuk. Lütfen bunu not tamam edin. Hocam. İki. Öncesinde kürtaj veya düşük anınız var mı? Yok, üç. Proje amaç döneminde çocuğun proje amaç döneminde çığlık atan, bağıran, etrafa kıyameti koparan ebeveyn kimdi diye sorarız. Yani ama o üç soydaki erken kaybedilen çocuğun yasını tutarak dünyaya gelir bazen ağlayan bebekler. Onu hiç es geçmeyin. Kaç numaralı çocuk? Rahve düşen kaç numaralı çocuk? Hira üçüncü çocuk hocam. Yani benim kızım. Kaybettiğiniz kardeşiniz kaç numaralı çocuktu? Ya onu annemin seçilesi biraz kabarık ama 4 diyebiliyorum yaşayanların içinde. Bir annenize sorun yine de 3, 6 veya 9 olma ihtimali var mı tamam. diye. Tamam hocam. Olmasa bile çok önemli. Üst soyda erken yaşta kaybedilen bir çocuk çığlık ata ata dünyaya gelen bir bebeğin sebebidir çoğu zaman. Onu anlattığınız zaman sakinleşen bunu... çok çocuk oldu. Çocuğumuza mı anlatıyoruz yine gece hocam? Kaç yaşında şu anda? 9 yaşında. Tabii. Onu 2 hafta anlatacağız ama şimdilik hiçbir yok hocam, çalışma yine yapmayın. Bitireceğiz. Evet. Onu sonra. Bitirince hatta belki bir daha sohbet ederiz. Bir tamam. Daha bağlanırsınız bize. Ben bu alt ıslatmanın çözmeyen anne kalmadı. Siz de çözün diye ya, ısrarla. Ya çok umutlandım hocam. Yok yok. Yani bayağı uğraştım. Çözeceksiniz. Fotoğrafla destekleyin. Birkaç gün dalgalanma olacak. Merak etmeyin. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sizler de öyle Günhan Hanım. Üzere. Eşinize de sevgiler. Sağ çok olun. Teşekkür Görüşürüz. Ediyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bu hafta sonu benim en çok kıymet verdiğim A'dan Z'ye hastalıklar eğitimimiz var. Hala kayıt olabilirsiniz. Ondan sonra Ramazan boyunca, şimdiden hayırlı Ramazanlar diyorum herkese. Ramazan boyunca eğitim yapmayacağız. Bayramdan sonra tekrar başlayacağız. Başarısız olma sebebinizin altında
Tabii ki tıpta %100 tedavi olmadığı gibi bizde de %100 yok. Ama başarılı olanların sayısı daha fazla, onu söyleyebilirim. Alt ıslatmada şu ana kadar başarısız kimse kalmadı diyebilirim. Üstünden geçmek lazım. Bazen tekrar etmek lazım. Bazen kendi yasınızın üstünden geçmek lazım. Bazen de REM uykusunu yakalayamayabilirsiniz. Fotoğrafla desteklemek lazım. Ama illaki bir yerden bilinçaltına sızacağız. Bilinçaltı ön kapıyı kapatırsa arkadan giriyoruz. Olmadı, pencereden giriyoruz. Anneler bunu başarabiliyor. Lütfen o inancınızı kaybetmeyin. Kitaplarım, ben annemin sırlarıyım ve sırlarımız kadar hastayım. Kitabım ikisi bir bütün oldu. Bir yetişkinler, bir çocuklar için. Eğitimlerimize ekstra bilgilenmek isteyenler katılabilirler. Hiçbir şey olmadı. Canlı yayınlarda sizi ilgilendiren bir konu mutlaka çıkacak. Bugün olmazsa yarın çıkacak efendim. Ama herkes alma şansı yok. Sırayla elimden geldiği kadar almaya çalışıyorum ve ayrıntılı anlattırmaya çalışıyorum ki bir şekilde eğitim tadında olsun diye. İnsülin direnci, öfke ve kendini savunamama, direnememe çatışmasının olduğu yerde insülin direnci olur. Böbrek taşı, sürüden ayrı düştüğünüz, kıyıya vuran balık gibi hissettiğiniz yerler neresidir? Başlıklar işinize yarayacaksa söyleyeyim buraya. Uyku düzensizliği, ölüm korkusuna çalışabilirsiniz. 3 yaş altında çalışırsınız. 3 yaşı, 3 yası aynı anda, hayır çalışmayın. Şimdi benim yapacağım toplu yas sonlandırma ayrı bir şey. Bu toplumsal bir yas. Toplum olarak, çünkü bir şehrin bütün insanların yasını sonlandırıyoruz. Ama yaslar şahıs şahıs yapılmalıdır. Ve lütfen kendinizle işbirliği yapın çalışırken, olur mu? Ne demek bu? Durun bakalım, bir deneyim de olacak mı kafasından çıkın. Enerji bedeninizle barışın. Ha şunu da söyleyeyim. Yoksa dilim şişecek söylemezsem. Arkadaşlar, kendi enerji bedeninizi fiziksel bedeninizle bütünleştirmiyorsanız, birilerini idare ederek yaşıyorsanız, çok büyük bir öfkeyle çalışıp bir yandan da çocuğumu çözeyim diyorsanız işiniz daha zor. Önce kendi enerji bedeninizle çalışın. Kendi nefesinize dönmeden çalışma yapmayın. Yaz sonlandırdıktan sonra bir bakın bakalım hayatınıza. Ve hep söylediğim şeyi lütfen izin verin, tekrar burada söyleyeyim. İki tane kağıt alın, boş. Birinci kağıda başlık atın. Kendim için yaptıklarım. İkinci kağıda başkaları için yaptıklarım diye bir başlık atın. Birinci kağıt boş kalıyorsa bence önce bir kendinizdeki sorgulamaları halledin. Yani hayata, size verilmiş hayatı yaşamıyor olabilirsiniz. Başkaları için yaşamış olabilirsiniz. Sonra bana ödem niye tutuyorum diye sormayın. Arada kalmışsınızdır. Sonra bana göbek bölgesindeki İşte yaz sonlandırma yaptım, gitmedi. Çünkü hala idare ettiğiniz bir hayatın içindesiniz. Oraları da farkındalıkla aşıyoruz. Lütfen beni boş verin, ben çocuğumu iyileştireyim diye bir dünya değil. Önce sizin kendi varlığınıza, nefesinize, enerji bedeninize dönmeniz lazım. Kendinizi fark etmeniz ve kendinizle işbirliği yapmanız lazım. Kendinizi sevmiyorsanız çocuğunuza yapacağınız çalışmalar biraz daha zorlaşır, hatta anlamsız hale gelir. Ben diyorum ki, kötü giden bir ilişkiniz de varsa, bazen çocuğunuzu idare edersiniz. Bazen annenizi, babanızı idare ettiğiniz hayatlardan çıkın. En kötüsü, başınıza gelecek en kötü şey enerji bedeninizi yok saymaktır. Kendi hayatınızı yaşamamaktadır. Yaşamamak en kötüsüdür. Başınıza daha kötü bir şey gelmez. Sonu ayrılık da olsa, kavga da olsa, çatışma da olsa, kendinizden ayrıştığınız yerden daha kötü olmayacaksınız. Ama kendinizi reddederseniz kalıcı hasarlara sebep olabilirsiniz hayatınızda. Yarın bu saatte yine beraber olmaya çalışacağız. Birkaç anneye faydalı olmaya çalışacağım. Dediğim gibi hafta sonu A'dan Z'ye hastalıklar eğitimimiz için son günler. Kontenjan sınırımız var. 3 güne uzattık. 2 gündü. 3 güne uzattık. Emin olun, kendi enerji bedeninizdeki defoları düzeltince bütün soyunuzda bir iyileşme göreceksiniz. Kitaplarımı yine listede üste çıkarmışsınız. Teşekkür ediyorum efendim. Takdiriniz için teşekkür ediyorum. Hiçbir şey olmadı. Kitaplardan veya bu yayınlardan faydalanabilirsiniz. YouTube'a atıyorum bütün yayınları. Oradan da faydalanabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.